Peki karmadan devam edeceğim. Karma ciltte kaldım ben. Karma cilde örnek olarak bir cilt bakımı tavsiyesinde bulunabilir misin? Yani bizler nasıl cildimize bakmalıyız? Şöyle her zaman söylüyorum, temizlik zaten elzem. Temiz bir cilt, sağlıklı bir cilt demektir. Ama temizlik kısmına geldiğinde de bu karma cilde sahip bireylerin iki çeşitli temizlik ürünü kullanmasını öneriyorum. Bir ilk yağlı temizleyiciyle, yağ bazlı temizleyiciyle, o yağlardan özellikle T bölgesindeki yağlardan arınması lazım cildin, yağlardan ve kirlerden. Ondan hemen akabinde de daha su bazlı, daha narin temizleyici özelliğe sahip herhangi bir temizleyici köpükle, ama doğal içerikli olması tabii ki de tercihimiz. Tekrardan üzerinden bir geçmek lazım ki birazcık daha o yağlı temizleyicinin etkisinden nötrlesin. Çünkü hani geri kalan T bölgesi dışındaki geri kalan alan yağlı olmadığı için, kuru olduğu için sadece yağlı temizleyici kullanmak, yağ bazlı temizleyici kullanmak, yağlı ciltler için olan temizleyici kullanmak da denebilir buna. Cildin geri kalan kısımlarına zarar verebilir, daha çok kurutabilir. Bu yüzden dengelemek için bir de ikinci üzerine yumuşak temizleyen su bazlı bir temizleyici köpüğüyle de desteklemek lazım. Tabii bu arada şey de çok önemli değil mi? Tonik aslında ihmal edilmemesi Evet, gereken temizleyici. bir ürün. Çok da ihmal edildiğini düşünüyorum. Bazen böyle jel bazlı ürünlerle özellikle cildimizi yıkadığımızda o kadar fresh gibi geliyor ki bize, ara katmanı yani toniklenmesi gereken kısmı aşıyoruz ki, Unutuyoruz, değil evet. mi? Unutuyoruz, bazen ihmal ediyoruz. Temizlenmiş gibi oluyor. Hemen arkasından nemlendiriciye geçiyoruz. Aslında tabii toniğin apayrı bir özelliği var. Gözenekleri sıkılaştırıyor. Değil mi? Yani toniğin Evet. atlanılmaması gerektiğini altını çizmek istiyorum. Cildin pH'ını dengeliyor. Cildimizin normalde 5,5 ile 6 arasında bir pH'e sahip olması gerekiyor. Ama günümüz koşullarında bu değişebiliyor. Yani sağlığı bozuluyor zaten pH dengesi bozulduğunda. Bunu da dengelemek için mutlaka tonik kullanmamız gerekiyor. Yani pH'ının 5,5 ile 6 olmasına da dikkat etmemiz lazım ürünün. Ambalajına bakmak lazım. Bu toniği kesinlikle atlamamak lazım. Çok güzel bir noktaya aslında parmak bastınız. Toniği uyguladıktan sonra da serum kullanılabilir. Serum da cildi tamamen beslemek için, özellikle bu geri kalan kısımları. Serumdan sonra da krem. Ama kremde şöyle bir şey var. Şimdi eğer tutup da cildinize yağlı ciltler için olan krem sürerseniz, temizleyicide olduğu gibi cildin geri kalan kısımlarına zarar verebilir. Bu zaten hani birazcık insanları zorlayan nokta. Yağlı bölge için yağlı ciltlere özel krem kullanılmalı. Çok aslında çetrefilli ve uygulaması pratikte zor gibi geliyor ama yapılması gereken bu. Geri kalan kısımlara da kendi cilt, eğer normalse normal ciltler için, kuruysa da kuru ciltler için olan kremi kullanmak lazım bu yanak kısımlarına. Ondan sonra zaten güneş kremini ihmal etmemek lazım. Bu her cilt tipi için geçerli. Güneş kremini 4 mevsim kullanmak gerekiyor değil mi güneş kremini? Her programda altını çize çize söylüyoruz. Çünkü gerçekten güneş kremi çok çok önemli. Ciddi zararları var açıkçası güneş ışınlarının. Sırf güneş ışını değil, yani güneş kremini sadece yazın kullanmamak lazım. Çünkü hem kışın da güneş ışınları zarar veriyor cilde, hem de bunun dışında da bu bilgisayar ekranından yansıyan mavi ışık ya da işte... Şurada bizim stüdyoda bulunduğumuz ışıklar gerçekten her birinin ayrı ayrı cildimize zararı var. Onun için ben mesela yaz, kış hatta 4 mevsim mutlaka güneş koruyucu kullanıyorum. Evet, Hiç ama şunu vazgeçilmezim. söylemek istiyorum, güneş koruyucuda da daha çok çinko oksit içeren fiziksel güneş kremlerini, koruyucularını kullanmakta da fayda var. Hani bunu da söylemek istiyorum. Genel olarak dikkat edilmesi gereken noktalar bunlar açıkçası.